İncir Ağacı dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri çeken Tolga Akman, TRT1 izleyicilerine özel söyleşisiyle Bir de Bugün'e konuk oluyor. 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Akman'ın ortaokul yıllarında tiyatroyla tanıştığını öğreniyoruz. 33 yaşındayım, İstanbul doğumluyum, doğma büyüme. 99 yılında orta 2'deydim zannedersem. İlk defa tiyatroyla oyunculuk kariyerime başlamış oldum. Sarıyer Halk Eğitim Merkezi'nde başladım. Sonra Sarıyer Kültür Merkezi'nde devam ettim. Okul tiyatrolarında çeşitli oyunlarda oynadım. Sonra üniversitede bir dönem tiyatro yaptım. En son Kadir Has Üniversitesi'nde film drama oyunculuk yüksek lisans bölümündeydim. Başarılı oyuncu, İncir Ağacı dizisine ise bakın nasıl dahil olmuş. Atilla Hoca ile daha önce biz çalışmıştık zaten. Atilla Cengiz'le Aşkın Bedeli dizisinde Atilla Hoca ile beraber çalışmıştık. Bir gün beni aradı Atilla Hoca. Böyle böyle bir işe başlıyorum. Seni de audition'a bekliyorum dedi. Geldim, audition'a girdim. Sonrasında oldu. İlk başta zaten bir dönem dizisi olması da beni çok cezbetti. Atilla Hoca ile tekrar çalışmak çok cezbediciydi. TRT olması benim için yine çok önemliydi. Yani devlet kanalımız ve hepimiz TRT ile büyüdük, yani bütün çocukluğumuz. O yüzden de benim için önemliydi. Sonrasında kaç yılında geçtiğini sordum ben. 74 yılında, tamam, ve hemen araştırmaya başladım. 74 yılında Türkiye'de neler oluyordu? Ve bu bilgiyle aslında sete çıktım. İşime de yaradı. Tamam. Bak, hareketliyoruz. Buradan başlıyorsun yürümeye. Şu ağaçları gördün değil mi? Ha, oraya git. Tolga Akman, dönem dizilerinin ayrı bir cazibesi olduğunu düşünüyor. Dönem işi olması tabii ki çok cezbeden bir şey bir oyuncuyu. Yani kostüm, saç, bindiğimiz arabalar, çekim yaptığımız mekanlar. Yani asla mesela işte bir dışarıda araç çekimi yapamıyoruz. Çünkü arkadan 2020 model bir araç geçince tekrar başa almak zorunda kalıyoruz. Bu gibi şeyler aslında hani oyuncuyu besleyen de şeyler. İlk defa dönem işi. Yani Muhteşem Yüzyıl saymazsak ilk defa bir dönem işinde oynuyorum. Ve çok keyifle oynuyorum. Başarılı oyuncu, sevilen dizide Bekir karakterine hayat veriyor. Sabah Serin Yazıhanede. Bekir karakteri yani benim için aslında, ben mesela bir önceki işimde şeydi, hani kahraman karakterdi aslında. Burada daha farklı bir şey oynayacak olmak beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ilk bakışta kötü karakter. Ama işte bu kötü karakteri nasıl biraz renklendirebiliriz falan. Mesela işte sürekli bir şeyler yiyor. Elma yiyor, lahmacun yiyor falan. Yani o tarz böyle bir küçük numaralarla, yönetmenlerimizin de desteğiyle daha keyifli hale getiriyoruz. Yani ama kötü karakteri oynamak bir oyuncu için çok daha cezbedici bir şey, dediğim gibi. Çünkü benim alanım çok genişlemiş oluyor. Diğer türlü iyi karakter ve sadece etrafında iyilik saçan bir karakter olsaydım alanım çok daralacaktı benim. O yüzden de çok keyif alarak oynuyorum. Bekir aslında çeşitli kötülükler yapıyor başrollerimize. Kötü karakter ama ben çok seviyorum. 1.80'de oynamış. Dizinin kötü adamı olan Bekir, hasretin peşini bir türlü bırakmıyor. Orhan'la da sık sık yolları kesişen Bekir, başarılı oyuncunun da ifade ettiği gibi kötülüklerine hız kesmeden devam edecek. Görüşürüz. Kardeşim. Görüşürüz. Daha fazla kötülükler de yapmaya devam edecek. Ya o kadar, daha fazla bir şey. Biz de zaten, bize de 5 bölüm geliyor, haftalık geliyor. Bize de sürpriz oluyor aslında. Biz de çok fazla bilmiyoruz. Tolga Akman, Bekir'in hasrete duyduğu aşkın zamanla saplantılı bir hal aldığını belirtiyor. Nereye gidiyoruz be? Senin ne işin var burada? Asıl bu kızın ne işi var burada?
aç kısacak. Anne, anne ağam yapma. Anne bırak. Ağam yapma. Hasret yavrum. Hasret yavrum. Aslında seviyor ama tabii ki saplantı haline dönüşüyor bir süre sonra. Yani şunu söylemiştim, zannedersem 2-3 hafta önce çekmiştik. Hani ben hala seni sevdiğimi mi zannediyorsun? Benim artık seninle işim olmaz, benim derdim Orhan'la diyor aslında. Ama alttan hala hasreti seviyor tabii ki. Baş başa kaldığı sahnelerde bunu hissediyoruz. Ama tabii ki şu an saplantı haline dönüşmüş durumda. Başarılı oyuncu, sosyal medya üzerinden Bekir karakteriyle alakalı bakın nasıl tepkiler alıyormuş. Sosyal medya hesabımdan, hesaplarımdan yani hakaret vesaire öyle şeyler hiç duymuyorum. Benim bayağı temiz sosyal medyam. Sadece hani şey, yani şunun bilincinde oluyor bazen insanlar. O beni çok mutlu ediyor. Yani sen o karakter değilsin gerçek hayatında. Yani orada bir karakteri canlandırıyorsun. Bunun bilincinde olunca zaten insanlar asla kötü bir şey söylemiyorlar. Sadece hani kötü karakteri oynadığım için hani size yakışmıyor diyenler oldu ama hani ben çok umursamıyorum onu. Yakışıp yakışmaması önemli değil. Benim için ya bir şey deniyorum aslında burada. O benim cebime kar kalacak olan bir şey. 10 sene sonra dönüp baktığımda. Yorumlar şey, evet yani sevmiyorlar. Ben de okey o zaman bir şeyleri doğru yapıyorum diye düşünüyorum. Tamam, az önceki gibi. Keyifli söyleşimizi noktalarken Tolga Akman son olarak siz TRT1 izleyicilerine sesleniyor. Yani bizi izlemeye devam etsinler. Güzel sürprizler onları bekliyor. Gerçekten bizi okurken de her bölüm 5 bölüm geliyor ya bize. Yani o 5 bölümün finalinde ve her bölümlerin finalinde gerçekten bizde acaba bir sonraki bölümde ne olacak? Bir dakika burada bitti. Acaba nasıl bir yere gidiyor diye biz okurken bile heyecanlı okuyoruz. Çekerken yine aynı heyecanla çekiyoruz. İzleyicilerimiz de heyecanlarını yitirmeden bizi takip etmeye devam etsinler. Eğer bugünkü gibi hırçınlaşırsan sonu hiç iyi olmaz. Bilesin. Hadi kalk. Kalk da beraber yemek yiyek. İncir Ağacı yeni bölümleriyle hafta içi her gün TRT 1'de.